Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Sports Talks'un bir söyleşisine gidiyorum. Konuk İpek Onaran. Biliyorsunuz çok ünlü ve başarılı bir triatletimiz. Daha önceden bu Sports Talks'un bir sürü söyleşisi oldu. Ben Bahar'ınkine gitmiştim. Bahar Saygın'ınkine. Bak, onu şuradan izleyebilirsiniz. Gerçekten bunları kaçırmayın. Takip edin Sports Talks'u. Güzel şeyler çıkarıyorlar. Ve şimdi konuk İpek Onaran. Şimdi gideceğiz. Zaten orada bir sürü de triatlet olacak. Böyle arkadaşlar, yarışlarda görüşemiyoruz şimdi kış olduğu için. Gidelim orada biraz muhabbet edelim. Hadi şimdi siz introyu seyredin, ben de yola çıkayım. Geç kaldık biraz. Muhtemelen başladı sunum. Söyleşi. Az. Zaten sonrası da önemli. Lay lay muhabbet ederiz. Şimdi buralarda bir yerde olmasın. Kolektif havuza gidiyoruz şimdi. Bakalım neredeyim. Şuraya bakalım. Evet, ucundan yetiştik arkadaşlar da. Nereden giriyoruz da buraya? Buradan giriyoruz herhalde. Birçok şey konuşacağız ve gerçekten karşınızda... İpek, çok küçük yaşlarda yüzmeyle başlıyorsun ve sonrasında antrenörünün seni yönlendirmesiyle, ki bence iyi ki yönlendirmiş, buradasın. Hikayeni biraz senden dinleyelim. Sen başla. Tamam. Herkese merhaba, hoş geldiniz. 1985 İzmir doğumluyum. Büyük ihtimalle çocukluğunu sokakta geçirebilen son nesil olarak çok da enteresan olmayan normal bir İzmirli çocuktum. Ve bunlar için de 3 yılda sadece 8 yarışta toplam 15 kilometre yüzdün. Evet. 720 kilometre bisiklete bindin ve 168 kilometre, yani 8 yarım maraton koştun. Evet, bunlar zaten hani dediğiniz gibi 8 yarışta olan mesafe. Ama zaten her hafta bu mesafelerin yaklaşık bir yarısı kadar antrenman yapıyorum. Hedefiniz yoksa, hani bu kadar antrenman yapmanın hiçbir amacı yok. Ya da bu kadar antrenman yapmak için motive olmaya çalışmanın da bir amacı yok. Hedefiniz varsa bir planınız ve ona göre bir uygulama stratejiniz var demektir. Hani benim yapmam tek gereken şey hani bu stratejiye uyuyor olmak. Tabii ki de hani bu şey demek değil, hani bana da sabah 6'da kalkıp çıkmak çok zor geliyor. Sıcak yataktan çıkıp soğuk yere gitmek o çok zor. Oluyor bana, gel itiraf et. Ne olur oluyor yani. Bu sabah hiç antrenman yapmak istemiyorum. Yani %80'inde diyorum. Bağlamayız arkadaşlar, çok yanlış bir insan. Tam olmuyor. Hayır, yani şimdi çok normal duygular bunlar. Çünkü yapmadığın antrenman olur mu? Yok, olmaz. İpek, buradayız diye söyleme. Hani ülkemizde de Antalya'da Glow'ya ayrılmandan bahsediyoruz. Düzenlenmesi belki medyada daha çok gelmemesine neden oldu ve hani şu an ülkemizde pek çok Ironman var. Bu havalı bir şey mi gerçekten? Ironman olmak. Yani bu bir statü mü sence? Bilmiyorum, size duralım. Havalı mı sizde? Yani hani gerçekten bir ortama girdiğiniz zaman hani Ironman. Ben de Ironman'im falan diye böyle. Yani oradaki hani çok zor bir şey yapabiliyor olmak hani şey, insanlar gerçekten cezbediyor. Şimdi benim başladığım noktayla şu anki nokta çok farklı konumda. Yani bu Triathlon Federasyonu'nda da olsun, Ironman yarışlarında da olsun. Zaten biz bu Ironman yarışını efsane diye baktığımız yarışlara, Glory Ironman'in Türkiye'de yapılmasıyla beraber artık ulaşılabilir hale geldi. Yani bir arabaya biniyorsunuz, yarışa gidebiliyorsunuz. Senden bahsettik, gerçekten zor. Hem heyecanlı hem zor. Tanık da oldum seninle birlikte. Hatta birazdan bir anımız var. Evet, evet, anlatacağız ama. Merak ediyorlardır eminim bence ama özellikle hani bütün yıl boyunca antrenman yapıyorsunuz, hepsi yüzme, bisiklet, koşu. Bir de meşhur transition alanlarınız var. Geçiş, bizim göremediğimiz çoğu zaman bazı yerlerde sizin birebir yine kaldığınız ve hani genelde böyle bittikten sonra işte orada çok zaman kaybettim, bunu yapmamalıydım falan gibi durumlar. Transition antrenmanı da yapıyor musun pek? Mesela ne bileyim, üstünü sudan çıktıktan sonra oradaki süre, bunun hesapları. Biraz bize bu alandan bahseder misin?
aslında hani yarışlarda sürekli bir hesap içerisindeyiz. Hani ilk önce hani belki bilmeyenler vardır, transition alanlardan bahsediyoruz. Triathlon yarışında iki tane transition alanı var. T1 ve T2 olarak geçiyor. T1, bisikletten yüzmeye geçen alan. Burada yüzmede eğer wetsuit kullanıyorsanız, wetsuitinizi, işte yüzme gözlüğünüzü, boynuzunu çıkartıp, işte bisikletinizi aldığınız, kaskınızı, bisiklet ayakkabınızı taktığınız yer. Bunun çalışmasının T2 ise bisikleti bırakıp koşuya geçtiğiniz yer. Bu T1, T2 aynı alanda olabilir, bazı yarışlara göre farklı alanlarda da olabilir, o işte yarışın konumuna bağlı olarak. Bunun çalışmasını kesinlikle yapıyoruz çünkü bu mesela dediğim gibi bu yüzmede bir dakikalık gelişim yapabilmek için sabah akşam çok yoğun antrenman yapmam lazım. Şimdi onu yaptıktan sonra şimdi kalkıp transition'da hani bu vakti kaybetmek hani çok saçma olur. Bunun çalışmalarını mutlaka yapıyoruz işte bu antrenman dönemlerine göre. Hani tabii ki de her yarışta hala bir şey öğreniyorum. Kaçıncı yarışım hani çok fazla yarışa katıldım özellikle son 3 senede ama hala her yarışta ha demek ki böyle olursa böyle oluyormuş gibi hani deneyimlerim oluyor. Çok talihsiz bir durum sırf burada yaşadın mı yani geçti? İlk başladığın zamanlarda? Evet yaşadım. Şöyle oldu. İlk bu triatlona başladığım dönemlerde işte bir sürü malzemeleri aldım. Şimdi çorap, ben kişisel olarak bisiklette de çorap kullanıyorum. Koşuda da çorap kullanıyorum. Yani bunu kullanan var, kullanmayan da var. Şimdi çorabın fiyatına baktım. 15 dolar mı? 15 euro mu? Neydi ya dedim. Bir çorap o kadar para mı verilir dedim. Saçmalama efendim. Aynen. Almadım da. Normal bildiğiniz pazar çorabıyla şey. Neredeydi yarışa? Aynen. Normal. Şimdi günlük kullandığım bir çorapla ben yarışa katıldım. Şimdi zaman kazanmak için bisiklet ayakkabıları biz bisiklet üstünde bırakıyoruz. Yani ben çıplak ayakta koşuyorum, çıplak ayakta işte bisikletimi alıp tekrar devam ediyorum. Sonra uçarak üstüne biniyorsunuz. Uçarak gibi üstüne biniyorsunuz. Zaten o işte pedal çevirdikten sonra o cırcıkların üstüne basıyorsunuz. Hızlandıktan sonra o ilmeğiyle ben zaten bisiklet ayakkabısına giriyorum, zaman kazanıyorum. Şimdi ben alalım ya çoraplarını. Pazar çoraplarının üstüne tabii cırcır da bastı. Sonra ayağımı bir çektim, o cırcık yapıştığı için çat diye ayakkabı gitti. Tabii yarışın ortasında benim ayakkabı fırladı gitti. Tabii o kazandığım vakit bisikleti kenara çek, in, ayakkabımı al, yerdeki şey, sonra böyle oldu. Ben bir çorap alabilir miyim? O kadar halim olsun o diye. Şöyle, şimdi dünya şampiyonasına katılabilmek için yarışlarda size bir kota veriliyor. Atıyorum, Saint Quentin yarışında 30 tane slot var. Her yarışın birincilerine bu slot veriliyor. Sonra yaş grubunun kalabalıklığına göre hani eğer slot kaldıysa ikincilere de veriliyor. Mesela almak istenen varsa üçüncü, dördüncü diye gidebiliyor. Ben de iki sene önce çok talihsiz bir sene geçirdim. Şöyle talihsizdi. Her yarışımda dereceye girdim, ilk üçe girdim. Ama şey sadece birinciye verdiler, ben alamamıştım. Artık son yarış Pescara'da ve dünya şampiyonası Avustralya'da. Mutlaka gitmek istiyorum. Çünkü ben üniversiteden sonra dil eğitimi için Avustralya'ya bir sene garsonluk yapmaya gitmiştim. Kafamda şey yapıyorum işte garson olarak gittiğim ülke, dünya şampiyonası için gittiğimde bir arkadan arabesk çala çala ben diyorum bu yarışa gideceğim. Şimdi Pescara'da yarışa gittim. Yarışa kadar hiçbir şey yok. Yarışa 10 dakika kala bulutlar toplandı. Bir anda böyle hava patladı. O işte start olan şeyler devrilmeye başladı. Bizim şey startta da rolling start dediğimiz. Herkes kendi zamanına göre bir yer belirliyor, ona göre çıkış yapıyorsunuz. Orada da işte önce prolar var. Yaklaşık 20-30 kişi. Onun arkasında 25-30 dakikada çıkacak olan kişiler var. Onlar da bir 25-30 kişi. Onun hemen arkasında ben varım. Öyle bekliyorum. Ama önümde insanlar var, göremiyorum. Bir arkadaşım vardı. Ya diyorum dalga var mı? Yok diyor ama hani yutkunmasından anlamam lazım ben. İnanılmaz dalga vardı. Hani 4-5 metreye ulaşan dalga var. Artık zaten duba falan hiçbir şey görmüyoruz. Şimdi dalgada bir an böyle bir boşluğa düşüyorsunuz, üstünüze 3 kişi biniyor. Ve hani onların da suçu değil çünkü onlar da bir şey yapamıyor. Neyse ben hani 30 dakikada çıkabiliyorum, 37 dakikada tamamladım. İşte en son gidiyorum, dur dedim ben. Allah dedim ben herhalde biz işte topluca Dubai'yi görmedik. Şey, kestirmeden döndük, diskalifi olduk. Şimdi İtalya'da da İngilizce konuşmayan çok kimse yok. Yani işte herkes bir şeyler söylüyor, anlamıyorum. Ben hala devam ediyorum. Biri tuttu beni, dur dedi. İşte şey dedi, yarış iptal oldu dedi. Diyorum, ne demek iptal oldu? Gidiyorum ben buraya. Yani, sonra tabii beyni oksijen gelmeye başladı. Bir baktım arkada böyle binlerce demeyeyim, 1000 kişi vardı yarışta. İşte 800-900 kişi ayakta duruyor böyle şey bekliyorlar. Ne oldu falan diyorum. Bizden sonra zaten hani en öndekiler prolar. Ondan sonra çok iyi yüzenler. Sonra arkasında biz varız. Bakmışlar bunlar gidemiyor, arkadakiler ölür. Çok iyi. Ölecektik zaten. Şey diyorlar, şimdi aman bugün ölmeyin lütfen diye. Biz işte
şey oldu. Bizden sonra şey iptal etmişler. Yüzüne çıkartmamışlar. Hani bunlar da kalan sağlam bizimle şeklinde. Ondan sonra ben böyle çıktım hani kullanmamış şeyler. Ama nasıl olur ben gittim ama. Tabii tabii. Bir de o yarışta şimdi hangi ülkede şey yapılacaksa, dünya şampiyonası yapılacaksa orada sultanlığınız çok zor oluyor. Çünkü herkes gitmek istiyor. Mesela şimdi Avrupa'da işte Avustralya'ya gitmek istemeyen olabiliyor. O yüzden o yarışta ben şimdi yarıştırınca mutlaka rakiplerime bakıyorum. Avustralya'dan bir rakibim var, sağlam bir rakip. O yarışa gelmiş çünkü o da Avustralya'da dünya şampiyonasına katılmak istiyor. Rakiplerimden çok sağlam rakiplerim var. Ama sen de bir matematik öğretmenisin, yemeğe çap yapacaksın. İşte şey, mikrofonu aldı eline, işte oradaki şey, sunucu. İşte arkadaşlar haklısınız ama hani durum bunu gerektirdi. Yarışı bırakabilirsiniz ya da yarışa devam edebilirsiniz. Ama şey, hani durum şu, evet, işte bisiklette rolling start olarak başlayacaksınız. Bir de oradaki yarışa katılan varsa belki Pascal'de bilir, ince uzun bir şey var. Benim T1'de avantajım, T2'de dezavantajım olacaktı. Konumdan dolayı avantajla gitti. Sadece bana dezavantaj kaldı. Bütün olumsuzluklar bu yarışta var. Ben böyle artık ağlayacaktım. Şey işte ama yarışa devam etmem lazım. Zaten o kadar sinirlenmişim ki işte bir 30 kilometrenin sonunda işte yokuşun tepesine ulaşıyordunuz. Yani kapanmışım böyle. Aa dedim ben beslenmeyi unuttum falan filan. Ama şey ikinci oldum orada. Şey almıştım. Slotu almıştım. Hani bırakmadım. Gerçekten bravo. Nasıl ayarlıyorsun kendini? Nasıl besleniyorsun? Bizden genellikle işte şey bekleniyor. İşte şunu yedim, uçtum, kaçtım gibi şeyler bekleniyor. Ama tabii ki de böyle bir şey yok. Beslenmenin %95'i temiz beslenmeye dayanıyor. Zaten temiz beslenmediğiniz sürece bu performansı çıkartmanız mümkün değil. Deri tüketiyorsun. Yarış sabahı benim bir ritüelim var. O da şöyle, Vasa üstü, fıstık ezmesi üstü, muz, yana filtre kahve. Bir de Herbalife'ın bir ürünü var yarış için kullandım. O Herbalife ürününü de kullanıyorum. Bu benim yarış ritüelim. Aslında uzun bisiklette de ritüelim. Hatta bazı ürünleri kendim işte yanımda taşıyorum yarışa giderken. Hani otelin şeylerini tüketmiyorum. Hani onun dışında genelde hani ortamdan uzak durmaya çalışıyorum. Ama tabii böyle hani bir kenara kapanıp işte hani stresli olup hani işte agresif olma gibi şey darmışlığım yok. Zaten agresif oluyorsunuz. Hani bu sporu yapmanın çok bir anlamı yok. ama genelde kendimi sosyal medyadan, işte hani etraftan, arkadaşlarımdan soyutlayarak hani konsantre olmaya çalışıyorum. Cevap bölümümüze de geçeceğiz ama şimdiden sana tüm yarışlarında da başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz İpek Onur'a. Bizi, yani inanılmaz oldu. Çok güzel oldu. Bir buçuk, iki saat kadar burada çok Zarif İki Hanımefendi'yi dinledik. Çok keyif aldık. Hediyelerimiz oldu. Senede en az, geçen sene 4 tane yaptık. Bu sene de yine bir o kadar hedefimiz var. Lütfen Instagram üzerinden özellikle, Facebook üzerinden Spor Talks hesabını takip etmenizi rica edeceğiz. Başlayanlar ne yapsın? Vazgeçmesinler, hedef belirlesinler ve bu hedefe işte güzel bir plan uygulayarak, strateji uygulayarak devam etsinler. Süper, süper. Çok eğlensinler. Aynen öyle, bak ne diyor. Çok eğlensinler diyor. Eğlenmek öncelik. İşte bu iki adam bunu yapan. Ne yapıyorsunuz babasız ya? Ne güzel şeyler yapıyorsunuz ya. Güzel şeyler yapıyoruz. Daha neler yapacaksınız? Var mı planda? Bu sene 3 tane daha Spor Talks olacak yaza kadar. Şu an isimler belirsiz. Yani belli belirsiz aslına bakarsan. Sürpriz etsin. Üzerine çalışıyoruz. Sürpriz. Farklı mekanlarda, farklı isimlerle yine böyle güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Valla çok yani ben Bahar'ı da izlemiştim sizde. Nasuh mu gelmiştir de? Nasuh geldi. Nasuh vardı. İlk önce Bakiye Hoca vardı. Bakiye'de ilk etkinliği onunla yaptık. Onlara ulaşabileceğimiz bir yer var mı? Bir yerde tutuyor musunuz? Video kayıtları bizde var. Var. Yakında belki yayınları YouTube'a yükleyeceğiz. Parça parça kısa videolar halinde olabilir. YouTube'da yayınlarsa ben size söylerim çünkü çok güzel konuşmalar. Bahar'ınkini izleyebilirsiniz bak. Onunla ilgili bir şey yapmıştım. Vallahi sağ olun arkadaşlar. Süper vallahi. Böyle şeyler yapın ki insanlar görsün yani. Evet, Instagram'da @sporttalks. Evet, şurada yazıyor bak, şurada yazıyor. Hadi sağ olun. Takip ediniz.
Bu ne abi peki? Bir trunk group. Ben ilk onu gördüm, at mı dedim. Bir at diyoruz aynı zamanda. Abi bu yeni koşu kulübümüz. Aynı zamanda böyle bir sosyal koşu. Her pazartesi Cadde Bostan'da koşuyoruz. Oo, bizim tarafta. Evet evet, geliriz koşarız beraber. Süper, yeni başlayanlar da geliyor. Evet, bak herkes gidiyor yavaş yavaş. Biz de gidelim. Hadi seni bile onu ne zaman çekeceğiz? Trollüyorum. Yaparız, yaparız. Edeceğim. Sen nereden geldin ya? Ne bileyim ben ya. Hadi görüşürüz. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü değil miydi Facebook bölümesi miydi? Doğum günü mü lan? Koca. Şubat. İkimize birden bildirim geldi çünkü. Fatih neydi? Fatih kim? Başka biri miydi? Hayır, olsun ama olsun kız. Ben de o zaman durma demedik. Sen ara beni kutla öyle. Şubat'tan çay şimdi biraz önce doğum günü kutlu olsun dedi. Doğum günü. Şubat'tan yok. Hacım gördüğün gibi bir takvim bile vermediler sana. Evet arkadaşlar, şimdi sunumumuzu izledik. Süperdi gerçekten. Bu tür şeyleri kaçırmayın. Çünkü gerçekten yararlı oluyor. Böyle deneyimleri alıyorsunuz. Bu minik de var burada. Ya onlar eve doğru geliyorlar. Evet, şimdi de sabah bisikletimizi yaptık. Gidip koşacağız. Buz gibi havada koşacağız. Yarın da Çekmeköy'de koşacak arkadaşlar. Aa, sorma ya. Eksi 10 olacakmış. Azıcık üşeceğiz. Neyse. Evet. Bol çamurdu. Koşunca ısınıyorsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hadi. Yarın görüşürüz.